Hey sen, kanalıma hoş geldin. Biliyorum bilgisayarın kasıyor ve artık bir çözüm bulmak istiyorsun. İşte tam adresine geldin. Duex bu işlerin ustası. Bence çok beklemeden videoya geçmelisin. Evet, ilk olarak Windows'un arama yerine geliyorsunuz. Burada geri yazıyorsunuz. Daha doğrusu geri yükleme yazıyorsunuz. Bakın burada geri yükleme noktası oluştur çıkıyor. Buna tıklıyorsunuz. Ve burada yalnız iki tane şey var. İkisi de kapalı gözüküyor bende. Sizde de böyle kapalıysa şu yerel diskçe, yani şu Windows işaretli olanı yapılandır diyorsunuz. Buradan sistem korumasını aç. Şuradan da %20 falan seçebilirsiniz. Ben %20 seçiyorum veya %30 da seçebilirsiniz. Ama %20 de yeterli olabilir. Diskinizde az yer varsa %15 falan seçebilirsiniz. Her neyse. Buradan sonra uygula deyip tamam diyorsunuz ve şimdi bunun üstüne tıklayıp aynen bu şekil oluştur diyorsunuz. Bilgisayarınızın yedeğini almış oluyorsunuz bu şekilde. Şöyle yedek yazalım. Oluştura basıyoruz. Şu an bilgisayarımız yedeklendi. Yani bu videodaki yaptığınız şeylerden sonra eğer bir bozulma falan bir şey olursa buraya geleceksiniz. Yani buna buradan bakın buna tıklayıp sistem geri yüklemeye tıklayacaksınız. Burada ileri ileri deyip oradan yedeği seçip geri yükleyebileceksiniz. Windows'un arama yerine geliyorsunuz. Buraya ayarlar yazdığı zaman giriyorsunuz ve burada sol üstte sistem var. Buna tıklıyorsunuz ve burada bildirim ve eylemler var. Buna tıklıyorsunuz ve burada bu açıksa bunu kapatıyorsunuz. Bu ayarları aynen bu şekilde yapıyorsunuz. Bu şekilde yaptıktan sonra bildirim gelmeyecek çok fazla bilgisayarınızdan. Yani saçma sapan bildirimden gelmesine gerek yok. Odaklanma yardımıyla da bunu kapalı ve bunların hepsini böyle bu şekilde kapalı yapıyorsunuz. Buradan tablet moduna geliyorsunuz. Burada masaüstü modunu kullan, sorma ve geçiş yapma. Bunu da bu şekilde ayarlıyorsunuz. Bunların ikisini de kapatıyorsunuz. Burada çok görevli var. Bunu da buradan kapalı yapıp bunların tikini kaldırıyorsunuz. Bunu da kapalı. Bu da sadece kullandığım masaüstü. Bunu da sadece kullandığım masaüstü yapıyorsunuz. Bu bilgisayarda gösterdi. Bu şey yapmanıza gerek yok. Paylaşılan deneyimlerde bunu kapalı yapıyorsunuz. Panoda da aynı şekilde bunu kapalı yapıyorsunuz. Uzak masaüstünde de bunu kapalı yapıyorsunuz. Bu şekilde kullanıyorsunuz. Windows'un arama yerine geliyorsunuz. Buraya çevrim dışı yazdınız ama çevrim dışı haritalar çıkıyor. Buna tıklıyorsunuz. Ve buradan açılmasını bekliyorsunuz. Evet, açıldıktan sonra burada tüm haritaları sil diyorsunuz ve tümünü sil diyorsunuz. Bu şekilde yapıyorsunuz ve şu alttaki iki şeyi de kapatıyorsunuz. Bu şekilde kullanıyorsunuz. Evet, Windows'un şu Windows tuşuna basıyorsunuz ve burada bakın şu ayarlar var. Buna tıklıyorsunuz ve buradan gizlilik var. Bakın şu gizliliğe basıyorsunuz ve burada size şu ikisini kapatmanızı öneririm. Eğer hani çok hızlanmasın, illa bilgisayarım hızlı olsun diyorsunuz, bunların ikisini de kapatabilirsiniz ama ben kapatmıyorum. Her neyse, bu şekilde yapıyorsunuz. Sonra konuşmaya geliyorsunuz, bunu kapatıyorsunuz, bunu da kapatıyorsunuz. Buradan aynen bu şekilde yapın ayarları, bakın şöyle gördüğünüz gibi yapın. Buradan da bunu sile basın bu arada. Evet, sonra burada etkinlik geçmişi var. Bunları da aynı şekilde bu şekilde yapıp buraya temizle yapıyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Bu şekilde temizliyorsunuz. Konuma geliyorsunuz. Burada eğer konumunuz açıksa kapatmanızı öneririm. De buradan değiştire basıp bunu kapalı yaparsanız konumunuz kapanmış olur. Ve bu şekilde yine temizle yapın. Kamerada kullanıyorsanız bu açık kalsın. Kullanmıyorsanız bunu da kapatın. Mikrofon ben kullandığım için açık kalıyor. Sesli etkinleştirme bunu da kapatabilirsiniz. Bildirim ve eylemler bunu da kapalı. Bunu da kapalı. Kişiler kapalı. Takvim kapalı. Telefon aramaları kapalı, arama kaydı kapalı, e-posta kapalı, görevler kapalı, mesajlaşma, radyolar. Yani dediğim gibi bunlar çok fazla, bir de arka plan uygulamaları kesinlikle kapalı olacak. Bunlar da arka planda çalışıp sizin bilgisayarınızı yavaşlatıyor. O yüzden bunu kapalı yapıyorsunuz. Uygulama tanımlamayı da bunu da kapalı yapıyorsunuz. Bunlar bu şekilde olacak. Bunu da bu şekilde değiştir deyip buradan da bunu kapalı yapıyorsunuz. Resimler değiştir deyip bunu da kapalı yapıyorsunuz. Videolar değiştir deyip kapalı yapıyorsunuz. Dosya sistemi de değiştir deyip bu şekilde kapalı yapıyorsunuz. Windows tuşuna basıyorsunuz ve burada bakın yine ayarlara giriyorsunuz. Burada bakın oyun var. Bu oyuna giriyorsunuz. Oyuna girdikten sonra burada kapalı olacak bu açıksa. Bunun da tikini kaldıracaksınız. Sonra yakalamalara gelin. Burada da bu şekilde yapın ayarları. Yani video kaydetmesin. Yanlışlıkla video falan kaydederseniz. Her neyse, bu şekilde yapıyorsunuz. Oyun moduna geliyorsunuz. Bu açık olacak. Xbox ağı falan bunları herhangi bir şey ellenmiyor zaten. Bu şekilde kalacak. Windows'un arama yerine geliyorsunuz. Buraya msconfig yazıyorsunuz. Aynen videoda göründüğü gibi. Sonra Enter'a tıkladığınızda buradan ön yüklemeye geliyorsunuz. Ön yüklemeye geldiğiniz zaman burada GUI ön yüklemesi yok. Bunu seçiyorsunuz ve buradan zaman aşımında 3 saniye olarak ayarlayıp uygula deyip tamam diyorsunuz. Buna ben yeniden başlat demiyorum. Çünkü şu an videoda olduğum için başlatmayacağım. Siz yeniden başlatabilirsiniz.
atıp o şekilde videoya devam edin. Evet, benim verdiğim klasörü giriyorsunuz ve burada bilgisayar hızlandırma var, buna giriyorsunuz ve burada bakın deblat var, buna sağ tık kopyala diyorsunuz ve arama yerine gelip CMD yazıyorsunuz. Evet, şimdi bu CMD bir kenarda açık dursun. Hemen şunu da alta atalım. Evet, bu CMD işimize yarayacak. Şimdi burada bu bilgisayarın içine giriyoruz. Burada yerel disk C var, bakın şu Windows şartı diske giriyoruz. Buraya yeni bir klasör oluşturuyorsunuz. Tamam, ben kendi kanalımın isminde bir tane klasör oluşturdum ve bunun içine girdim. Ve buraya deblat'ı yapıştırdım. Evet, sonra burayla işimiz kalmıyor. Sonra hemen CMD'ye geçtik. Yani CMD ekranına geldik. Şimdi burada şuraya CD yazıyorsunuz. Bakın CD yazıp boşluk verip 2 nokta koyuyorsunuz. Enter'a tıklıyorsunuz. Bir daha CD yazıp 2 nokta koyuyorsunuz. Boşluk verip 2 nokta koyuyorsunuz. Enter'a tıklıyorsunuz. Bu sefer CD Duex yazıyorum ben. Siz burada klasörün ismini ne yazdıysanız oraya bunu yazın. Ben Duex yaptığım için klasörün ismini Duex yazdım. Evet, Enter'a tıkladım. Şu an Duex'in içine de girdik. Burada bakın Deblat var değil mi? Biz neyi açmak istiyoruz? Deblat'ı açmak istiyoruz. Buraya Deblat yazıyoruz. Şu an bilgisayarınızı optimize etmek için bir sürü komut uyguluyor şu an. Evet, bu kırmızı yazı falan gelirse korkmayın. Çünkü bu kırmızı yazı her zaman geliyor. Yani herhangi bir şey yanlış yaptığınız anlamına gelmiyor. Şu an gördüğünüz gibi burada işlem başarıyla tamamlandı diyor. Şurada da uninstall OneDrive diyor. OneDrive'da bilgisayarınızı yavaşlatan bir program, onu kaldırıyor şu an. Evet, bekliyorsunuz. Evet, şu an bir tuşa basarak çıkabilirsiniz diyor. Enter'a basıyorsunuz ve Enter'a bastıktan sonra şöyle bir bilgisayarınızı yeniden başlatmış gibi oluyor. Her neyse, buradan kapatıyorsunuz sonra bunu. Ve şu an bakın arama kutusu gitti benim. Hemen ben onu geri getireyim. Şurada şu görev görünümü ya da şuraya sağ tık ara. Şu aradan arama kutusunu göstere bastığınız zaman arama kutusu geldi. Sonra yine benim verdiğim klasörü giriyorsunuz. Burada bilgisayar hızlandırmaya giriyorsunuz yine. Burada Windows 10 var. Burada bakın Windows 10 Deblatur GUI yazıyor, bakın şu. Şu ortadaki, hatta ben şuradan şu görünümden şu dosya uzantılarını kapatayım. Evet, şu. Buna sağ tık düzenle diyorsunuz. Pardon, düzenle değil. Sağ tık birlikte aç. Buradan not defterini seçip tamam diyorsunuz ve bu şekilde açılıyor. Buna böyle bir yere tıklayın, herhangi bir yere. Ben buraya tıkladım. Ctrl ile A'ya bastım. Sağ tık yapıyorum. Bakın Ctrl C ile değil, sağ tık ile kopyalıyorum. Buradan kopyaladım. Kopyaladıktan sonra şuraya arama yerine Power yazıyorum. Power yazdığım zaman bakın şu. Yani Power Shell yazalım daha doğrusu. Evet, Power Shell yazdığım zaman bakın şu değil. Bak şu açık mavi gibi değil. Şu kapalı mavi gibi olan şu. Şunu seçiyoruz. Sağ tık yapıyorsun. Yönetici olarak çalıştır diyorsunuz. Evet, bu şekilde açtıktan sonra kopyaladığınız şeyleri Ctrl V yapıyorsunuz. Ama Enter'a falan tıklamayın. Sadece Ctrl V. Evet, Ctrl V yaptık şu an. Ve en sonda şu Void Form Show Dialog. Yani şu. Bunu gördüğünüz anda Enter'a basıyorsunuz. Ve bakın böyle bir şey açıldı, gördüğünüz gibi. Şimdi burada uninstall OneDrive'a tıklıyorsunuz. Bekliyorsunuz. Şurada please wait diyor, bekleyin diyor. Bekliyorsun birkaç saniye ya da bir 30 saniye falan. Artık bilgisayarınıza göre beklersiniz. Evet, bu şekilde bekledikten sonra şurada bir yazı gelecek birazdan. Evet, bakın en son bu yazıyı gördüğünüzde has been successfully uninstalled. Yani bunu dedikten sonra stop edge'e basıyorsunuz. Evet, bu şekilde yaptıktan sonra burada bakın bilgisayarınızı yedeğini aldırmışım zaten videonun başında. Yedek aldıysanız hiçbir sorun yok demektir. Burada bakın yapabilecek olanlarınız. Burada disable Cortana, bunu yapın mesela. Bunu hemen disable yaptım ben. Sonra başka disable telemetri yapabilirsiniz. Sonra başka ne yapabilirsiniz? Bu da remove all yapabilirsiniz bunu. Bunu da remove yapabilirsiniz. Sonra burada remove, bunu da aynı şekilde remove yapabilirsiniz. Ve buradan başka bir şey yapmanıza gerek yok. Onların hepsini yaptıktan sonra stop edge'e basacaksınız. Ve ondan sonra bunu kapatabilirsiniz. Ve o şekilde bilgisayarınızı optimizasyonlu bir şekilde kullanabilirsiniz. Benim verdiğim klasöre giriyorsunuz. Burada dosya temizleme var. Bunun içine giriyorsunuz. Ve burada dosya temizleme. Buna sağ tık yönetici olarak çalıştır. Veya direkt bu şekilde de açabilirsiniz. Evet, bu şekilde açtıktan sonra 1'e basıyorsunuz. Ve Enter'a basıyorsunuz. Evet, şu an geçici klasörler
geliyor önünüze. Evet, bu bir. Şunu hemen kenara alalım. Şuradan devama tıklayalım. Şunu da şöyle bir kenara alalım. Evet, bu da açılmış. Şimdi ilk önce şu soldakini CTRL ile hepsini seçip Delete'e basıyorum. Yani siliyorum. Sağ tık sil de yapabilirsiniz. Fark etmez. Eğer bir şey çıkarsa devam. Böyle bir şey çıkarsa da tik atıp atla diyeceksiniz. Buna da yani tik atıp atla diyelim. Hemen arka taraftakini de silelim hepsini. Hepsine bu şekilde uyguluyorsunuz. Bunu da silelim. Silinmeyenleri dediğim gibi tik atıp atla diyorsunuz. Evet, bu şekilde yaptıktan sonra bu klasörleri kapatıyorum ben hemen. Evet, bu şekilde kapattıktan sonra geri dönüşümden de siliyorum. Geri dönüşüm sağ tık, geri dönüşüm boşalt. Evet, sil. Buradan devam et, devam diyorum. Evet, bu şekilde sildim ve burada yine bir enter'a basıyorum ve burada ikiye basıp enter'a basıyorum. Şu an disk temizlemeye yönlendirecek. Enter'a bastıktan sonra evet şu an temizlik başlıyordu. Evet. Gördüğünüz gibi şu an buraya yönlendi. Burada C olarak seçilecek size. Yani şu Windows diski seçilecek. Tamama tıklayacaksınız. Ve buradan indirilenler klasörünüzde önemli bir şey yoksa tıklayabilirsiniz. Önemli bir şey varsa buradan tikini kaldırın. Ben önemli bir şey olduğunu varsayıp tik atmıyorum. Ve bu şekilde yaptıktan sonra bakın 43 MB diyor. Sizde burada daha fazla olabilir. Tamam deyip dosyaları sile basacağım ve dosyalar silinecek. Bu şekilde bilgisayarımı daha temiz bir şekilde kullanmış olurum. Benim verdiğim klasöre giriyorsunuz. Burada regedit klasör var. Bunun içine giriyorsunuz ve bak burada bir sürü regedit var. Bakın düşük orta sistem ve orta yüksek sistem var. Düşük orta sistem yani 60 FPS'ten düşük FPS alanlar. Yani oyunlarda 60 FPS'ten düşük FPS alanlar yani normal bir ayarda. Yani genelde her oyunda 60 FPS'ten düşük alıyorsanız bunu kurun. Eğer 60 FPS'ten yüksek bir FPS alıyorsanız bunu kurun. Sonra bunları kurduktan sonra şu 3 tane regedit'i kuruyorsunuz. Böyle bir iki kere tıklayıp şuna evet tamam diyorsunuz. Bu şekilde aynı şekilde hepsini kuruyorsunuz işte. Hepsini derken şu bilgisayarınıza göre kuruyorsunuz şunların ikisini. Buradan yedekler var. İsterseniz yedeğin hani diyelim ki bir sorun oluştu. Buradan yedekten geri yükle aynı şekilde yedeği de evet tamam dediğiniz zaman kurup o şekilde yedeğini getirebilirsiniz geri yani geri ayarlarını getirebilirsiniz. O şekilde yaptıktan sonra burada GPU ayarları var. Bunun içine giriyorsunuz. Burada AMD kullanıcıları buradaki ayarı yapsın. Nvidia kullanıcıları da buradaki ayarı yapacak. AMD kullanıcıları buradaki ayarı nasıl gireceğim diyorsa şu arama yerine büyük ihtimalle AMD Radeon Settings tarzı bir şey veya AMD Radeon falan bu tarzda bir şey yazıyordur. Onun içinden bu ayarları yapabilir. Nvidia'lar için de Nvidia'da eğer driver'ınızı yüklediyseniz Nvidia ekran kartı kullananlar sağ tık şu masa üstüne sağ tık yapıp Nvidia denetim masası var. Buraya girip hemen girelim. Burada 3D ayarların yönetilmesi var gördüğünüz gibi. Buraya girip buradan o ayarları yapabilirler. Benim verdiğim klasöre giriyorsunuz. Burada komut var bakın. Bunu açıyorsunuz ve buradaki kodları kopyalıyorsunuz ve arama yerini CMD yani CMD yazıyorsunuz. Bunu açıyorsunuz ve buraya CTRL V ile yapıştırıp Enter'a bastığınızda sizin güç planınıza yani şöyle söyleyeyim. Enter'a bastığınızı varsayıyorum. Ben basmayacağım çünkü daha önce eklemiştim. Zaten bu arama yerine geliyorsunuz buraya güç yazıyorsunuz. Güç yazdıktan daha doğrusu güç planı yazın. Güç planı yazdıktan sonra bu güç planı seçin çünkü buna giriyorsunuz. Ve burada bakın bende nihai performans var. Bak şu an seçili zaten. Siz de bunu eğer eklenmiyorsa başka bir ayar göstereceğim. Eğer ekleniyorsa burada nihai performans olarak seçin. Eklendiyse yani nihai performans olarak seçip plan ayarlarını değiştir. Buradan gelişmiş güç ayarlarını değiştir. Tıklıyorsunuz. Bunu sıfır yapıyorsunuz. Uygula deyip tamam diyorsunuz. Eğer eklenmezse ne yapıyorsunuz? Eklenmezse de buradan yüksek performans seçiyorsunuz. Eğer varsa yüksek performans yoksa dengeli seçin. Fark etmez yani. Yüksek performans varsa dediğim gibi seçin. Sonra buradan plan ayarlarını değiştir. Buradan da gelişmiş güç ayarlarını değiştire geliyorsunuz. Dediğim gibi nihai performans eklenmezse yapın bunu. Sonra burada bakın bunu sıfır yapıyorsunuz şurayı. Sonra burada işlemci güç yönetimi var. Bunu açıyorsunuz buradan. En düşük işlemci durum var. Bunu da açıyorsunuz. Bunu %100 yapıyorsunuz. Sistem soğutma ilkesi. Bunu da etkin yapıyorsunuz. Edilgen olmayacak. Etkin olacak. En yüksek işlemci durum var. Bakın burada en yüksek. Bunu da 100 yapıyorsunuz. Uygula deyip tamam diyorsunuz. Buradan da değişiklikleri kaydete bastığınız zaman bu şekilde nihai performans gibi kullanmış oluyorsunuz bu yüksek performansı da. Ve o şekilde bilgisayarınız daha performanslı kullanabilirsiniz. Ve sonra bunu kapatalım. Hemen şurada bakın. Programlara gelelim. Burada programlar var. Burada bakın iki tane program var. İlk önce Quick CPU Setup'ı kuralım. Şuna hemen iki kere tıklayıp Next. Buna tik atıp Next. Next Install. Evet. Sonra Finish'e bastığım zaman uygulama açılmasını bekliyorum hemen.
Evet, burada bakın ben nihai perform, evet burada güncelleme gelmiş. İsterseniz siz sitesinden güncelleyebilirsiniz, her neyse. Burada nihai performans var. Bunu seçiyorsunuz ve buradan hepsini 100 yapıyorsun. Eğer nihai performans dediğim gibi eklenmediyse o ayarlarda, yüksek performans seçin. İşte siz neye göre ayarladıysanız onu seçin. Ondan sonra apply'a bastığınız zaman bilgisayarınızın işlemcisini tam performans olarak kullanıyor. Sonra buradan close deyip bunu kapatın. Sonra burada bunu iki kere tıklıyorsunuz. Açıyorsunuz yani. Anlaşmayı kabul ediyorum. İleri, ileri kurun. Bu şekilde kurduktan sonra şunların ikisinin de tikini kaldırıyorsunuz. Bitti diyorsunuz. Ve burada şu program paralı olduğu için burada crack var. Buna sağ tık, yönetici olarak çalıştır diyorsunuz. Ve burada bakın. Hemen hangisiydi? Wise Registry Cleaner, yani şu ismi seçiyorsunuz. Ve burada e-mail diyor. Herhangi bir e-mail sallayayım. Hemen öyle gmail.com yaptım. Buradan bir kere generate yapın. Sonra activate yapıyorsunuz. Burada zaten ben daha önce aktifleştirdiğim için böyle bir soru soruyor. Siz de böyle yazmaz, direkt aktifleştirir. Ben o yüzden yine evet diyeyim. Bakın aynen bu şekilde bir şey çıkacak size. Tamam diyorum ve bunu kapatıyorum. Bunu kapattıktan sonra bu programı açıyorum. Evet, burada bakın şu an pro diyor burada, gördüğünüz gibi. Buradan sadece güvenliğe tıklıyorum. Evet, böyle bekliyorum burayı biraz. Artık bilgisayarınızın hızına göre veya işte ne kadar sorun olduğuna göre. Evet, sonra buradan temizliği başlat diyorum ve şu an temizlik tamamlandı. Sonra buradan sistem ayarlamaya geliyorum ve bakın burada ben hepsi iyileştirildi diyor. Siz burada şurada sol altta bakın tümünü seç var. Bunu seçiyorsunuz. Bunu seçtikten sonra bakın hepsi seçiliyor zaten. Sonra ayar çeke bastığınız zaman ayar çekecek. Ben şu ayarları yapmama gerek yok. Yani bu Windows'un efektlerini falan kapatıyor. Ben efektlerini kapatmamasını istediğim için bunları etkinleştirmiyorum. Siz buradan bakın. Burada hepsi iyileştirildi gözüküyor bende. Yani buradan ayar çeke bastığınız zaman bilgisayarınızı ayarlamış oluyor. Evet, geldik videomuzun sonuna. Eğer kanalımı beğendiyseniz abone olabilirsiniz. Videoyu da beğendiyseniz like atabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.